Bugün Perşembe ve A101 aktüel. Bakalım ne kalmış. Hem zaten şey alacaktım, bir kavanoz kapağı. Bir de birkaç güzel ürünler gelmiş. Bakayım kaldı mı? Onlara bakacağım. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Var mı şeyler? Ona geldim de gördüm. Hayırlısı bakalım. Ona bakacağım. Ha, hadi. Bugün ne zaman Aysin Hanım? 27 Ekim. Hadi bakalım. Siz şey değil mi, direksiyon hocası? Ha, evet evet, o bendim buradaki Taybulut'tan. Çocuğunuzu... Fen Lisesi'ndeydi o da. Gitti falan mi? Nereye gitti? Yani, memnunsun. Ha, iyi alıştık ya şükür. Aa, süper. İki sene bir şeydim. Korkuyordum tabii, hani geçen yıl geldik yani, ya da. O şey vardı, bir çay tabağı altlığı. Bu İngiliz Şov'un ürünleri gelmişti ama ben burada maalesef göremiyorum. Göremiyorum. Yok. Ha, şurada kavanozlar var. A101'den 3 tane kavanoz, 1 litre olanlardan 3 dev de var. 6 tane yeter herhalde. Sonra kavanoz kapağı aldım. Uygun aldım. Kaç tane aldım? 20 tane. Şimdi Emre dedim, sen beni burada bırak. O da Ayşenur'la buluşacak. Ben de bu akşam Gülşah Hanım'la buluşacağım. Kendisi takı yapıyor arkadaşlarım. Geçen epey oluyor, bir tanıtımda yapmıştık. Ondan sonracığıma bir de aynı yerde de oturuyoruz ya. Aysin abla dedi, bir oturalım, çay içelim, kahve içelim. Ben de tamam dedim. Zaten bu akşam başlamıyorum işlerimi. Yarın başlayacağım. Hava da güzel. Vallahi spor ayakkabı giymedim, terlik giydim. Hava mı çıktı? Ha, yok. Rüzgar da var. Şu gömleği çok beğeniyorum ya. Bir de bu rengi de çok seviyorum. Enerjisi yüksek bir renk. Hadi bakalım. Bir de peynirciye uğrayacağım. Birkaç bir şey alacağım. 2 adet 100 TL. Vallahi iyi. Böyle kızlar. Buralara geçen geldiğimizde bakmıştık. Bu da 100 TL. Şunlar da 100 TL. Bunlar ne böyle? Ne yapayım? Ha, fincanlar. Bu da mı 100 TL olacak? Daha fiyat belli değil abi. 100 TL olacak. Dur bakayım az. Dönüyor bunlar. Aa, evet alıyorum. Şöyle. Kolay gelsin. Şöyle de 420 TL. Erime olsun, hani uzasın. Valla ikisi de yerimiz var. Bu tam yağlı, bu yarım yağlı. Yarım yağlı olan da İkisi de kendi üretmiyoruz zaten. Eminsin değil mi? Hı-hı. Ne hep için pinir, pınarı falan önermiyorsun, direkt bu? İçim var ama onu ben kendim kullanmadım şahsen. Bu baya böyle kızlar, hem böyle bir kolot peyniri aldım, hem de süper yağlı bir kaşar peyniri aldım. Böyle çekimlerde özellikle hani uzasın diye. Kars'tan getirdiklerim çok güzel ama nedense bilmiyorum, istediğim sonucu da vermedim. Belki de çok pişirdiğimden dolayı, yani kaşar peyniri büyük bir ihtimalle ondandır. Ben şöyle alayım dedim. Sırf tarif çekimleri için aldım. Ben Magnolia diye Subhangir'e demişim. O nereden çıktı? Magnolia mı öyle demiş? Evet. Ben ona göre sana. Ben Magnolia istiyorum. Ondan sonracığıma Gülşahçım da tiri çaldı, Fran Boğazlı. Beni çekmesin. Yok, çekmeyeceğim seni. Çok utanıyorum. Tarih. Ben takılarına takıyorum kızlar. Hatta bana gelmişti. 2 sene mi oldu? Yok, geçen kıştı sanırım. Geçen kıştı galiba. Şöyle kızlar bakın. Bunları da Gülşah hediye etmişti bana. Hiçbir şekilde kararma yapmıyor. Ben Instagram sayfasını etiketleyeceğim size. Hadi afiyet olsun. Beğenmiştin sen. O zamandan beri ayırdım. Ay, seni bekliyor. Allah seni. Ay, ben bunu düğünde takarım. Ben de o niyetle düşündüm zaten. Ay Gülşah, şöyle bir yardım eder misin? Tabii ki. Ay sağ ol canım benim. Rica ederim, ne demek. Şöyle. Takayım mı? Ay valla çok iyi olur. Şöyle kızlar. Ben bunu mu beğendim? Evet. Bak, beğendiğim bir şeyi unutuyorum. Ben unutmadım. Ay, o ben zamandan bunu beri saklıyorum seni için. Ay çok güzel. Ben bunu düğünde takacağım. Ben de onu zaten düşündüm. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Burada da farklı bir şeyler var. Evet.
Biberleri çıkarttım. Sarımsakları böyle suyun içine koydum. Şimdi suyu da kapatayım. Arkadaşlar ben bunu tam 4 su yıkadım. Şöyle tek tek de yıkadım. Böyle kirini çıkarttım. Ama yine bakar mısınız suya yine çıkmış. Bunu boşaltayım tekrardan. Su doldurayım. Böyle pisliği misliği hiçbir şey kalmasın. Aslında sirkeyi de dökebilirim, bekletebilirim. Evet şöyle. Şimdi ne yapacağım? Ha, bunu halledeceğim, sonra kahvaltımı yapacağım. Mikael Cuma'ya gideceği için o hemen bir şeyler atıştırdı gitti. Bu arada Cuma'nız da mübarek olsun. Hayırlı nurlu cumalar. Canlarım, dualarınız kabul olsun inşallah. Ben böyle turşunun suyunu da kaynattım. Fakat yapacağım zaman tekrar kaynama noktasını alacağım. Kapakları kaynattım, çayımı demledim. Hemen bunu yiyorum ve tam ölçü turşu tarifi. Ay, telefonu düşürüyordum. Vereceğim. Arkadaşlarım kahvaltıya geçmeden önce Gülşah'ın bana hediye etmiş olduğu, çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hediyeleri sizinle paylaşayım. Reklam çalışması değil, bir işletmeci, ufacık da olsa bir desteğim olsun arkadaşlarım. Şöyle üçlü kolye, çelik arkadaşlarım bunlar ve suya dayanıklı. Şöyle şeyli harfli kolye aynı şekilde. Bunun bende şöyle bakın bilekliği de var. Bunu da geçen tanıştığımızda hediye etmiştim. Zaten sürekli bileğimde hep Gülşah'ın takıları vardır. Şöyle üçlü bir kolye. Şöyle bir küpe. Yoncalı küpelerim vardı. Bunlar bir tık daha büyük. Teşekkür ediyorum kuzum. Ve bileklikler. Şu bilekliklere vuruldum. Hele şu var ya şu. Ya şöyle yakından çekeyim size. Şu. Çok güzel. Şu yoncalı. Ondan sonra şu isimli nazar boncuklu. Bu nazar boncuklunun bende bir anısı var. Anısı demeyeyim yani, kötü bir anısı var. Hatta böyle bir çok ağlamıştım. Neyse anlatmayacağım. Öyle. Şimdi o aklıma geldi görünce. Bunlara da geçen bir araya geldiğimizde vermişti. Bir yıldan fazla arkadaşlar takıyorum. Vallahi hiçbir şey olmadı. Ne parfüm ne bir şey. Bakın. Gülşah Tufan. Şöyle. Güle güle takınayım. Tekrardan emeğine sağlık. Allah'ın bol kazançlar versin. Allah'ın böyle güzel kapılar açsın Gülşah'cığım. Şimdi kızlar Instagram için bunları hazırladım. Birebir ölçü vereceğim sizlere. Bunları şimdi böyle koyayım. Bunlar şey sıcak suyla, kaynar suyla yaptım. Hazır kapaklarını da sıktım. Şöyle de bir iki şöyle bir karıştırayım. İyice tuz. Birbirine limon tuzu olsun. Kaya tuzu olsun. Turşuluk tuz. Sonracığıma sirkesi. Şekeri tam böyle birbirine karışsın. Bu ölçüyle yapın. Bir senede kalsa aynı şekilde kıtır kıtır. Kapaklarını çok iyi bir şekilde sıktım. Artık bu sene ters çevirmiyoruz. Onu deminkini karıştırmıştım. Şöyle dursun bakalım. Şunu da şöyle karıştıralım. Kapaklarını da böyle kontrol edeyim. Şey varmış, Türkan dedi. Jelatin varmış böyle yapıyormuşsun, üstünü kapatıyormuşsun. Zaten böyle hava almıyor mu? Öyle hava alma şey sıfırmış, internette satılıyormuş. Ne yapıyormuş biliyor musunuz Türkan? Sır vereyim size. Aramızda. Ben de böyle yapıyorum Aysun. Sonra koli bantıyla şöyle bantlıyorum. Vallahi bu kadındaki ilk defa duydum. Yani 4 tane doldurdum 1 litreden. Şimdi bakalım bunu da dolduracak mı? Yani toplamda 6 şişe yapabilecek miyiz? Şimdi ilk önce altına şöyle ben 3-4 diş sarımsağını koyuyorum. Bu şekilde kızlar dizmek istiyorum. Böyle daha çok alsın diye. Böyle lap budulup budu koymak istemiyorum. Böyle çünkü daha çok alıyor. Bakayım. Elim de böyle tam da girmiyor da. Şöyle belki bir tane 1 litreyi almaz. Yarım bir kavanozum var. Bir bakalım ona yapabilirim. Bir de aç olsun diye. Şöyle şu acı biberden de koydum.
Vallahi ben yine yapabilirim. Bir çocuklara da yapsam. Onlara 4 kavanoz yapsam yeter. Ve artık ikiye biz bacılar. Şöyle durdu ama tam da kız dizemedim ama. Neyse bakalım. İlk önce ben bunu yapayım da. Kalırsa ona şey yaparım. Kalır zaten büyük bir ihtimalle. Şöyle bir tekrar sarımsak koydum. Yine aynı şekilde tekrar salatasını koyuyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz çiçeklerim? Anlatın. Belki benim de bilmediğim bir şey vardır. Arkadaşlarımız da yorumları okuyor. Hani sizin öğreteceğiniz bir şeyle hani arkadaşlarımız faydalanır. Mesela ben o kolibantını duyduğum gibi hemen sizle paylaştım. Kız ben dizemiyorum ya. Dur neyse artık. Ay şimdi diyorsunuz ki ah Aysun. Biraz şöyle koy. Biraz böyle koy. Diyor musunuz bana şu an? Ben daha var ya videomun editini yapmadım. Çiçeklerim. Daha yapmadım. Ay buram buram sarımsak oldu. Vallahi olmadı ancak bu kadar düzebildim. Şöyle bunu da sıkıştırayım şöyle. Bunu da sıkıştırdık. Bunu da. Şuraya da bir şey. Şu ufacık bir şey. Aslında şurada bir aralık var ama. Neyse kızlar. Bunu da küçük bir kavanozum var. Ha, bu olmaz. Bak. İki tane kavanoz kaldı. Çocukları aldığımda yine yaparım. Şimdi ortaya sarımsak kattık. Yine aynı şekilde sarımsak koydum. Bunu ben yerim. Çok acı. Ay yakından dur gözüküyor mu? Şöyle yapalım. Şimdi gelelim ölçülerine. Sarımsağını kattım, biberini kattım, salatayı kattım. Bir yemek kaşığı dolusu kaya tuzu. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Şöyle limon tuzu. Şimdi burada limon katsaydım daha iyi olur diyen arkadaşlarımız mutlaka olacak. Ama limon tuzu kattım. Siz limon da sıkabilirsiniz. Ben şimdi bir çay bardağı katmayacağım sirkeyi. Yarımın biraz üstü. Ne sirkesi kullanıyorum? Üzüm, elma, üzüm. Evinizde ne varsa kullanın gitsin. Sirke olarak. Bunu da kattım. Şimdi suyu da kaynatayım. Kaynamış ama iyice bir sıcak olsun. Kapakları da kaynattım. Diğer kavanozu getireyim. Ay 6 dakikadır konuşuyorum kız, sıkıldınız mı? Atlamayın bak. Vallahi bunu rastgele koyuyorum. Çünkü sıcağı için. Ben niye müzik açmadım? Yarım koyuyorum. Ay bismillah. Şöyle yarım koydum. Şöyle. Azıcık daha koyalım. Bardağım nerede benim? Burada. Aynen. Selya arıyor beni. Birazdan dönerim ona. Şunu bitireyim. Şunu dökeyim de hemen Selya'ya döneyim. Sıcak suyunu döktük. Kaynar su. Böyle kaynar kaynar olacak. Çok iyi yıkadım ama salataları. Kız ne kir çıktı. Abo. Hemen sıkıyorum. Şöyle bir. Bir iki hop. Böyle. Tekrar sıkacağım onu. Bir iki hop. Bir seryayı arayayım. Turşuları bitirdim. Şimdi şakşukaya başladım. Biberleri aynen böyle çekirdeklerini çıkarttım. Böyle ortadan ikiye böldüm. Kıl biber de kullanabilirsiniz.
Şöyle şimdi patlıcanları da şöyle Instagram'a çektim bunu. Tuzlu suda şu an. Bunları da aynı şekilde soyacağım. Ben bu şekilde doğradım. Böyle alacalı, uzun şeritler, böyle kısa şeritler. Sarımsak soymayacağım, turşudan kaldı. Acı koymayacağım çünkü biber felaket acı. Şu an üstümde, ağzımda başörtü var. Başörtü taktım, o şekilde elime eldiven kullandım. Bunları da, ben niye konuşurken yapmıyorum? Zaman kaybediyorum. Şöyle hemen yapalım da. Çok kötü yaktı ya. Ay anam, ne kadar acıymış o biber. Karışık dedi adam da. Elleri, yerlere hep döktüm şu an. Yaş. Vallahi hızlandım arkadaşlarım. Vücudumda da bir kırgınlık var. Serya ile konuştuk işte bayağı. O da boş ver dedi. Hani dinlen ama. Aldım. Mecbur yapılacak. Neyse, turşuyu hallettim. Turşu hiç çok kolay da. Bu çekim yaparken anacığım çok uzun sürüyor. Yani 5 dakikada yapacağın işi vallahi 1 saatte yapıyorsun. Evet. Ben şimdi bunları böyle yapayım. Geliyorum. Vallahi sırtımdan böyle soğuk terler boşalıyor. Bunu da yapacağım en son karıştırma işlemini. Şimdi yağımızı koyduk. Bunu süzdüm. Şimdi bunu kızartacağım. Bu burada dursun. Temiz çalışmaya çalışıyorum. Şunları bir yıkayacağım zaten elimde. Şunda da çöp var. Patlıcanları bu şekilde tuzla bekletiyorum. Bu da hazır. Domatesleri de robottan geçireceğim arkadaşlarım. Bugün en azından şu kızartma işlemini bitireyim. Bakayım halim, dermanım kalırsa yaparım. Yoksa bunlar kızarmış bir şekilde durur. Sabahta domatesi hallederim, karıştırırım, birleştiririm kavanozlara. Ama sırtımdan böyle sanki böyle soğuk biter akıyor. Şunu bir kızartayım da kızlar. Aynen bu şekilde kızartıyoruz. Hani ayrıntılı çekim çekin diyorsunuz ya bana. O yüzden şurada da limonlu suyum var. Sarımsağım hazır. Bunu katmayacağım. Hadi şimdi ben başlayayım. Kızartayım da. Ay. Vallahi birden çöktüm. Allah'ım. Domatesleri kabuklarıyla birlikte hiç kabuklarını soyamam. Böyle de gayet güzel oluyor. Yerken de ağza gelmiyor. Şu makine çok güzel ama şu kapak koyma yeri beni çok uğraştırıyor. Ya uğraştırmıyor, bazen tık diye oluyor. Haznesine tam. Tövbe emzübillah. Aslan Allah'ım benim. Şöyle gel. Şu ortadaki şey var ya, dönen şey. Onun şuna tam böyle girmesi gerekiyor. Yapıyoruz ama işte inat inadım arkadaşlar. Şöyle dökeyim buraya, tutturdum da hadi yarına kalmasın. Aferin sıçrattım da buralara. Şimdi biberleri kızartıyorum arkadaşlar. Bu sıçratmaz var ya, o kadar iyi oldu ki geçen yaptığım sosta. Evet, böyle açtığım zaman bir sıçramalar oldu ama böyleyken bayağı bir engelliyor. Bunlar zaten çok uygun. Bu birazcık böyle, birazcık değil yani, biraz kalınlaşsın. Altını da böyle açığa aldım.
şöyle kıvama gelsin. Bir yemek kaşığı tuz koyacağım. Bakacağım sonra tuzuna. Sonra sarımsağını ekleyeceğim. Ama birazcık böyle kıvam alsın. 3 kilo domates kullandım. 3 kilo domates. Rondodan geçirdim. 2 kilo da biber. 3 kilo da patlıcan. Ölçü bu. Tuz, sarımsak. Sonra tüm kızarttığımı koyacağım. Harmanlayacağım. Şöyle bir 5 dakika daha sosuyla birlikte bir özdeşsin. Ondan sonra kavanozlara. Evet, aynen. Şapşuka bu şekilde inşallah ayrıntılı anlatmışımdır. Evet. Kızlar, yerli üretim. Bingo aldım. Kullanacağım. Bir deneyeyim bakayım. Bir de un almışım çayı. Niye böyle azaldı? Ya kampanyadaydı. Onun içine koy da şöyle dursun. Şimdi biberleri de çıkartayım. Şimdi şöyle göstereyim. Hepsini kattım, karıştırdım. Kısık ateşte, çok kısık ateşe aldım. Vallahi en son buraları bir halledeceğim arkadaşlarım. Kaynar kaynar. Döküyorum, hemen kapağını kapatıyorum. Şöyle seri olayım da. Kıvamı nasıl olmuş kızlar? Çok böyle o gün Belgin'de yediğim gibi sulu sulu olsun istemedim. O çok hoşuma gitmişti. İnşallah kavanoz yeter. Allah sağlıklı tüketmeyi nasip etsin. Ben hiçbir şey yapmayacaktım değil mi? Ya işte yapmayacağım ve yemeyeceğim. Benden her zaman korkacaksın. Evet. Şunları ayarlayayım kızlar. Hemen yüzeyim Ayşecan. En sevdiğim sanatçı. Ses tonu da çok seviyorum. Semih Cenk. Semih mi Semih mi? Şimdi bir dakika kısık olsun. Şimdi şunları yıkadım elimde. Makineyi çalıştırdım. Mikael aldı. Bingo'nun yeni tabletini denedim. Bilmiyorum aranızda deneyen var mı? Nasıl, memnun musunuz? Ben şimdi bakacağım. Bir bilsin. Temiz mi yıkamış? Koku nasıl? Çünkü diğer kullandığımda açtığım zaman makine buram buram deterjan kokusu geliyordu. Şimdi şuraya yağ çözledim. Saat, Mikael saat kaç? 8'i çeyrek geçiyor. Bu saat yanlış, halen ayarlamadım. Buraları aklayacağım, paklayacağım. Şöyle hep böyle yağ sıçradı kızlar. Hadi ben şimdi temizliyorum ve geliyorum. Müziğimi açayım. Gerek yok, sen sana yetersin. Utanmış sözlerin, yalanmış kan. Nasıl inandım senin de aşkın yalanmış, yalanmış. Senin de sevgin yalan, yalanmış. Göz göre göre yalanmış, yalanmış. Senin de aşkın yalanmış, yalanmış. Böyle birazcık tereddütteydim ama dedim deneyeyim ve şu tenceremin içini sizinle paylaşayım. Vazgeçemedim, bir tane deterjan vardı. Ama artık ondan almayı düşünmüyorum. Hem yerli üretim arkadaşlarım. Böyle makinenin kapağını açtığım zaman da o da buram buram deterjan kokusu da gelmedi. Lansman fiyatında, parlaklığı da çok güzel. Şöyle göstereyim size. Alın. Gerçekten alın. Ben memnun kaldım. Şöyle tekrar paylaşayım. Kız çok güzelmiş bu. Vallahi tuttum ben bunu. Değiştirmem artık kolay kolay. Fiyatı da uygun. Daha ne olsun. Selam. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kapanışı yapacağız arkadaşlarım. Şöyle mamalarımı göstereyim. Afiyetle tüketelim inşallah. Gözüme de öyle az geliyor ki. Mikael der senin gözün aç. Çok aç gözlüsün. Ama ne bileyim o az geldi yani. Kavanoz da küçük. Bilmiyorum yapsam mı? Airfryer'de yapsam mı ki acaba?
aynı lezzet, çünkü kızartmadaki lezzet daha farklı, air fry'daki lezzet daha farklı. Air fry'da da yapsam bu kadar seri olmaz. Kızartmada hemen kızgın yağda bol şeyde yapıp bitiyorsun. Air fry birazcık zaman alıyor. Sizler de böyle ağır olmasın derseniz aslında yapılır. Çünkü domates sosuna karışıyor ve kaynar kaynar dökülüyor, yani olabilir. Olur da zaten. Turşulardan azıcık çocuklara yapacağım canlarım. Artık öyle yapacağız. Sonra ben şeyi de göstermeyi unuttum size. Şimdi benim kafa o kadar dolu ki şimdi ne konuşacağımı da hani böyle kafamda sıralıyorum. Ama dün ben ne yaşadım bu işleri yaparken? Benim bu elim titredi. Şöyle. Böyle. Hatta bir ürün tutuyordum. Allah'tan hani onu koymuştum, ondan sonra başladım. Elimde bir şey vardı. Şu. Şöyle atıp duruyor. Bu sene bu olayı ben 3. kere yaşıyorum. Ama süresi çok kısa. O sırada zaten Serya'yla konuştum. İşte, hatta video çekim yapıyordum. Serya arıyor dedim. Ona söyledim. Aysun dedi, bir beyin cerrahına git dedi. Hay bakayım kızlar. Zaten böyle kafamda böyle bir gitmeler, gelmeler. Gözlerim böyle kararmıyor ama sanki böyle beynim gidiyor geliyor. Saniyelik oluyor zaten bunlar. Korkuyorum bu pandemiden sonra da. Ay bugün Metin Aralat dövmüş kalp krizinde. Zaten bu pandemiden sonra ne vurdular bize? Vurdurmaz olaydım. Yani o kadar tepki gösteren arkadaşlar bile oldu ki. Vurdurun işte, bizler de oturuyoruz evde, hastalanacağız, şudur budur. Aslında o iğnelerin hepsi. Ay vallahi bilmiyorum. Herkes kalp krizinden, pırt atmasından, yani felçtir. Hep, yani çoğunluk hep bu vakalar çok fazla. Allah kötüyü uğratmasın, kötü bir hastalığı vermesin. Ne bana ne sizlere canlarım. Şimdi ben Çarşı İstanbul'a gittiğimde her şey 100 TL biliyorsunuz bu orta şeyde, tezgahta. Bugün de aslında çarşıya gitmeyi çok istiyorum ama yağmur da yağıyor. Bakalım ne yapacağız bugün. Pazar var, pazara gitmek istiyorum. Turşuluk alayım diyorum. Ondan sonra cima iki tane AVM'de güzel indirimler var, güzel çeşitler var. Onlara bakayım diyorum. Sizler de seviyorsunuz. Tabii sevmeyen de var ama seven daha fazla. Şunları 100 TL'ye aldım. Şu kısımları bambu arkadaşlarım. Ağaç değil. Yani bu daha kaliteli. Bakın. Orada bir tane bal için vardı bir aparat. Dedim ona hiç gerek yok. Benim zaten ağaç var. Bal için. Şunları aldım. Minik minik. Kalitesi harika. Ve 100 TL. Şöyle. Güle güle kullanayım bunda. Dün ben bu işleri yaparken var ya, nasıl yaptığımı bir Allah biliyor bir ben. Zaten burada olayı bitirdim. Şöyle size bir kahve, müzik eşliği yaptım. Hani biraz video böyle hareketli olsun diye. Aslında o hareket içimde yoktu ama sırf sizin için. Şöyle hareketli hareketli. Ondan sonra kahvemi içtim. Mikail istemedi. Kızlar, ben koltuğa oturdum. Oturduğum yerden üstüme de böyle ince bir battaniye var. Onu da aldım. Dedim Mikail, ben pek iyi değilim. Ondan sonracığıma işte tarifi paylaştım. Sonra yattım. Bugün biraz daha iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. Ha, şükür demeyeyim. Hamdolsun. Bugün iyiyim. Daha da iyi olacağım Allah'ın izniyle. Gezmeyi düşünüyorum. Yani oradan düşünüyorum. Neyse canlarım. Ben şimdi size burada veda ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Puanlamalarınız için, yorumlarınız için. Happy puanlamasını belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Yorumlar kısmını şöyle kaydırıyorsunuz. Orada Happy puanlaması yazıyor. Oradan puanlama da yaparsanız beni keşfete düşürürsünüz. Bir de canlarım, ciğerlerim. Kanalımı sevdiklerinizle paylaşır mısınız? Arkadaşlarınız, akrabalarınız, komşunuz. Yani YouTube izlemeyi seven, günlük vlog izlemeyi seven arkadaşlarınız varsa çok memnun olurum. Hadi bakalım. Şimdi Aysun kaçar. Yeni videonun da başlangıçlarını yapsın.